Abdullah ibn Zubayr radıyallahu anhu namaz okusalar, husudan katken tayakka okşap karar ediler. Sacda kırgarları da çömçükler o kişinin devar deyip hesaplar ustalarına konar idi. Bir günü Kabe'nin hatim tarafında namaz okuyatkanı da taş düşüp, kiyiminin bir tamamını üzüp getkendi hem sezmegen. Maymun ibn Mihran radıyallahu anhu aytadılar. Müslim ibn Yasar'ını hiç namazda uyak, bu yakka karaganını görmedim. Bir günü o mescitte namaz okuyatkanı da mescidinin bir tamamı ağdarılıp, pazardaki adamlar hemmesi kaçıp gitken, ama o sezmeyi namazını okuyvergen. Urva ibn Zubayr radıyallahu anhu'nun ayaklarına karasan keseli düştü. Tabipler ayağını saniyeden kesip taşlamasa, dert bütün tenege tarqalışını ettiler. Bu ise ayak egesini halaketke alıp keledi degen kararga geldiler. Urva ibn Zubayr, "Undaq bolsa kesip taşlanglar," dedi. Tabipler, "Bunun için sizge banj berişimiz gerek," deyişti. O kişi, "Banj haram, onu istemal kılmayman," dediler. Tabipler, "Undaq bolsa ayakını sonunuzdan kesip taşlaşının ilacı yok," deyişti. Urva ibn Zubayr, "İlacı var. Siz esbablarınızı tayarlayın. Men namaz okuyman. Bir maramga yetib badanim titrey başlaganida bilganingizni qilaverin. Hech narsa bo'lmaydi," dedilar. U zot namoz o'qidilar. Badanlari titrey boshladi. Tabiblar o'sha davrning uslubi ila qorason tushgan oyoqni sonidan kesdilar. So'ngra kesilgan sonni qaynab turgan yoqqa solib, oqayotgan qonni to'xtatayotganlarida Urva ibn Zubayr namozni tugatib, xushlaridan ketdilar. Bir adam kılgan işini başkası tekrarlaşı asan. Fakat ihlas ve hareket buluşu gerek halas. Bugünkü günümüzde aynen şu nerseler yetişmeydi. Şunun için bolsa gerek, namazlarımız talep derecesi de emez. Bu ise, uz navbatı da hemme nersege uz tesirini utkazadı. Bu tesirinin en adli misali, duanın kabul bulmasıdır. Dua kabul bulmaganidan keyin, uyog'i nima bo'lishini har kim o'zi bilib olaveradi. Bugungi kungi musibatlarimiz ehtimol namozni qoyillatib o'qimayotganimizdandir. O'zimiz, oilamiz, jamiyatimiz va butun insoniyatga ko'zlangan xayr barakaga sabab bo'la olmayotganimiz ham ehtimol shundandir. Har bir namozga Allohning qabuliga kirayotganday tayyorgarlik ko'raylik. Her bir namazını Allah Ta'ala ile münacat deyip bileydik. Ondaki rükûnü, hüşûnü, cayge keltirip okuydik. Netice Allah'a ahlasa, köp küttürmeydi.